işin içinde. Biri astronomi, diğeri arkeoloji. Yani uzun uğraşlar gerekiyor. İkisinin de yanında değilsiniz. Arkeolojik çalışmalarda hiçbir zaman yanında yaşamadım. Yani siz nasıl bir şey biliyor musunuz bu? Eğer ben o devirde yaşasaydım, o zamanki aklımla o şehirleri kursaydım, ne yapardımı düşünmemiz lazım bu sunumu dinlerken. Şöyle değil. Yani benim anlattığım bazı şeyler günümüzdeki aklımızla eğer düşünürseniz biraz garip gelebilir size. Yani bunu mu buldular, bu kadar basit şey mi yaptılar gibi. Ama bundan lütfen binlerce yıl öncesine gidiniz. Hiçbir teknolojik bilginin olmadığı, hiç kimseleri tanımadığınız bir ortamda yaşamayı devam ettirebilmek için ne tür bir çalışma yapılması gerektiğini hep düşününüz. O şekilde nasıl ortaya çıktı ve gelişimine neler yol açtı? Deneyim ve bilgi birikimi mi bu bilimi geliştiren şey? Yoksa aramızda mesela tüm uygarlık çağı içinde bazen hep deriz ya, ne kadar da üstün yetenekli bir kişi diye. Bu acaba bilimi ilerleten kişiler çok üstlenme ve yine çok mu fazla hakimler? Bunları mı acaba ön plana çıkarıyorlar da bilim gelişiyor? Ya da acaba bilim bir toplumsal ihtiyaç ya da bir ekonomik koşul sonucunda mı kendiliğinden gelişiyor? Çünkü bir ihtiyacınız vardır. Onun için sürekli araştırırsınız. Acaba ne yapsam, etsem diye. İşte bakın şu anda koronavirüs salgınıyla uğraşıyoruz. Yeni yeni kavramlar geliştirmeye çalışıyoruz. Hayatımızı daha rahatlatacak şeyler üstünde uğraşıyoruz. Belki yeni icatlar yapılıyor dünyanın çeşitli yerlerinde. Aslında bu bilimin ne olduğu, nasıl geliştiği, üç söylediğim maddeye de doğrudan bağlantılı olan şeyler. Acaba nerelerde doğdu derseniz bilim, bizler için dünya üstünde iki önemli kuşak var. Bunlar dönencelerin olduğu yerler. Yengeç dönencesi ve oğlak dönencesi. Neden önemlidir bilimin doğduğu yerler? Aslında insanların, uygarlıkların daha ziyade yaşamlarını sürdürdükleri kuşaklardır. Ve onun için de astronomi burada çok önemli. Niye diyeceksiniz? Bakın, dönence dediğiniz yerlerde güneş tam başucu noktamızdan geçer. Ve çok uzun süre gökyüzünde kalır bu yüzden dolayı da. Bu ne demek? Güneşi rahatlıkla izleyebilme, takip edebilme şansınız var. O dönencelerin bulunduğu enlemler, hatırlayınız, 23,5 derece kuzey ve 23,5 derece güney enlemleridir. Aslında bu dünyanın dönme ekseninin eğikliğiyle ilişkilidir bu değerler. Sonra güneşi, evet tamam, en fazla izleyeceksiniz ama hava kapalı olursa, hava bulutlu olursa güneşi göremezsiniz ki. Ne olacak? Demek ki bulutsuz yerler gerekiyor. Bulutsuz yerler nerede olabilir? Kutup noktalarında mı? Kuzey ülkelerinde mi? Hayır. Nerede olacak? Daha ziyade ılıman iklim kuşaklarının bulunduğu yerlerde hava daha ziyade bulutsuz geçer. Bu yetiyor mu yaşam için? Yetmiyor. Ne gerekiyor? Bereketli topraklar gerekiyor. Bereketli toprak demek su demek. Suyun olduğu, yani nehirlerin olduğu yerler gerekiyor. İşte bakın, bu taralı alanlar, yengeç dönencesinin etrafında, oğlak dönencesinin etrafındaki taralı alanlar, suların en çok, en bol bulunduğu alanlar aslında. Nereler diyeceksiniz? Bakın, Dicle-Fırat nehirleri, bizim de topraklarımızdan çıkıyor bu nehirler. Dünya üzerinde şu anda bile hala çok önemli bu topraklar, Mezopotamya. Burada ılıman iklim kuşağı var. Su var, gökyüzü açık. Yani orada insanların yaşaması için, yerleşmesi için oldukça uygun. Bunun dışında Nil Nehri yine bölgeye su olduğu için hayat veriyor. Mısır uygarlığı da onun için orada çok gelişti. İndus
arazi ölçümlerinde pi sayısını kullandılar. Açı ölçümlerini geliştirdiler. Daha sonra mesela 360 derece, 24 saat, 60 dakika, 60 saniye gibi kavramları geliştirdiler Sümerler ve Babiller. Bunlar, bu açı ölçümleri, zaman ölçümleri çok önemlidir. Çünkü siz yaşayabilmek için zamanı, mevsimi, çünkü mevsim diye bir şey var. Bu mevsim kendiliğinden oluşuyor. Nedir o? 23,5 derece eğik olduğu için dünyamız güneş etrafında dolanırken sen hangi uygarlıkta yaşarsan yaşa, 30 bin yıl önce de yaşasan, şimdi de yaşasan bu mevsimler oluyor. Biz şimdi biliyoruz mevsimlerin nasıl oluştuğunu ama o zaman onlar bilmiyor. Onun için bunu hangi tarihlerde mevsim değişeceğini anlayabilmek için kayıt tutmak zorundalar. Bazı kavramları geliştirmek zorundalar. Bunları nerelere yazıyorlar? Mesela Mısırlılar özellikle papirüs kullanıyorlar. Onun üzerinde papirüs aslında bir bitki. Bakın orada yan tarafta bitkinin kendisini de görüyorsunuz. Bu tür şeyleri görmüşsünüzdür. Bunların üzerine kayıtlar yapıyorlar. Peki bu kadar astronomiye neden acaba meraklı oluyorlar? Kendiliğinden oluyor aslında. Neden biliyor musunuz? Kendiliğinden oluşuyor. Çünkü bakın elektrik yok o tarihlerde. Elektrik yok. Işık kirliliği diye bir şey yok. Hocamız koptu sanırım ama en kısa zamanda tekrar bağlanacaktır. Biraz beklersek sorun var. Ben bu arada oldu mu? Evet. Tamam, evet, tamamdır. Benim şey gelmedi yalnız. Kendimi görüyorum da sunumum. Heh, tamam, oldu. Okay. Şimdi bakın, gökyüzünde o kadar çok yıldız var ki, o kadar çok yıldız. Bu yıldızların hepsini görebilme şanslarına sahipler. Tabii ki parlak olanı. Yani insan gözünün görebileceği sınırdan bahsediyoruz. Şu anda şehirler içinde siz bu kadar çok yıldız görmüyorsunuz insanların o zaman gördükleri kadar. Onun için de bu yıldızlar üzerine o kadar rahat çalışmalar yapabiliyorlar ki. Çünkü yıldızların hepsini gök küresi üstünde rahatlıkla görebiliyorlar. Parlakları, sönükleri ve onlara günlük yaşantılarında korktukları, tattıkları şeyleri böyle benzetmeler yapıyorlar. Çeşitli desenler oluşturuyorlar. Biz bunlara takım yıldız diyoruz günümüzde. Uluslararası Astronomi Birliği'nin bu takım yıldız kavramını oluşturmasıyla birlikte, resmileştirmesiyle birlikte 88 tane takım yıldız oluşturuldu gökyüzünde. Bunların çok çok büyük çoğunluğu, tamamına yakını hep eski kaynaklardan alınan, eski uygarlıklardan günümüze kadar gelmiş olan takım yıldızlar. Bir de bunların içinde burçlar var. Aslında burçlar da takım yıldız. Nedir aralarındaki fark? Eğer güneş gökyüzünde hareket ederken belli takım yıldızlar üstünden geçiyorsa, geçiyor, işte onlara burç, zodyak deniyor. Bu takım yıldızların diğer takım yıldızlardan farkı yok. Yani gökyüzünde güneşin izlediği yolun arkasında kalan takım yıldızlar burç olarak adlandırılıyor. Bu burçların sayısı 12 olarak söylense de, o şekilde geçse de aslında 13 tane burç var. Çünkü güneş her bir takım yıldız, bu burç dediğimiz takım yıldızların içinden farklı zaman aralıklarında geçiyor. Şu anda gazetelerde, astrolojik kavramlarda gördüğünüz gibi her biri 30 gün sürmüyor. Bazı takım yıldız da, bazı burç içinde 15. Ophicus diye, yılancı diye bir takım yıldız da var. O da aslında burç. Çünkü güneş çok kısa süre bile olsa bu burcun içinden geçip gidiyor.
İşte bu kavramların hepsini o zamanlar, o zaman yaşayanlar oluşturmuşlar ve kayıtlara da geçmişler. Nereye geçiyorlar bu kayıtları? Neyin üstüne geçebilirler? Ya işte biraz önce söylediğim gibi papirüslere ya da çok daha önce yaşıyorsanız neyin üstüne geçeceksiniz? Kemikler üstüne ya da mağaralar üstüne resimler yapıyorlar. Kemiklere de çentikler atıyorlar. Buna Ishango kemiği deniyor. Uganda taraflarında bulundu. 30 bin yıl, 25 bin yıl öncesine ilişkin en eski kayıtlar olarak geçer astronomide. Ay takvimi görüldü bunun içinde. Nedir bu ay takvimi? Yaratıyorlar biliyorsunuz, aydan 9,5 gün sürer. Siz bu 29,5 günlük şeyi, 29-30 günlüğü belirleyebilmeniz için düşünmüşler, kemikler üzerine çentikler atmışlar ve o çevrimleri işaretlemişler. Bakın, kemikler üzerine ayın gökyüzünde görüldüğü desenlerin görüntüleri var. Buna bir döngü halinde de yapmışlar. Saydığınız zaman her bir görüntünün bir güne karşılık geleceğini düşünerek saydığınız zaman aslında bunların ay takvimi olduğunu anlıyorsunuz. Yani o çentiklere böyle bakarak hangi ay gününde olduklarını, üstünden kaç gün geçtiğini, bir öncekine göre kaç gün geçtiğini anlamış oluyorlar. Şimdi bereketli hilal dediğimiz bir şey var, bölge var. Bu bölge aslında böyle hilale benzediği için böyle bir isim verilmiş. Bizim ülkemizin de Güneydoğu Anadolu bölgesine denk düşer. Bu hani Mezopotamya dediğimiz bölgenin hafif kuzey tarafına doğru olan kısımdır. Bakın burada bir yer var. Göbekli Tepe. Adını duymuşsunuzdur. Göbekli Tepe içinde çok önemli bir alan. Neden? Çünkü bundan 12 bin yıl öncesine ilişkin, yani milattan önce 10 bin yıllarına ilişkin bir alan burası. Bir antik yerleşim yeri. Şimdi Göbekli Tepe bulunduğu andan itibaren birçok bilgide, antik şehir yerleşimlerine ilişkin bilgide değişiklikler oldu. Buna benzer 5000 yıl öncesine ait İngiltere'de Stonehenge vardır. Belki onu hatırlayacaksınız. Burada taşlar dairesel dizim şeklindedir ve gökyüzündeki bazı takım yıldız şekillerinin bu taşlar üzerine işlendiği konusunda bilgiler, görüşler var. Bunlar tabii ki tartışılıyor, gizemi tam olarak çözülememiş olsa da. Bakın bu taşın üstünde şöyle bir görüntü göreceksiniz. Mouse'un sol tarafında bir görüntü gösteriyorum. Taşın sol tarafında bir hayvan var. Ucunda böyle bir top gibi bir işaret var. Bir de sağ tarafta bir hayvan var. Gökyüzünde bunun Canis Major, yani büyük köpek takım yıldızıyla eşleştirildiği, hatta o uçtaki yuvarlak görüntünün, taştaki oymanın da en parlak yıldız olan Sirius'u temsil ettiği söylenir. Çünkü büyük köpek, Canis Major takım yıldızının o köpeği temsil eden desenin tam burun kısmında yer alır Sirius. Türkçe'de ak yıldız olarak da bazen söylenir. Bu Sirius'un, büyük köpeğin, aslında bakın bir köpek cinsi vardır. Canis, hatırlar mısınız? Canis köpekleri var. Canis köpeğinin kökeni buradan geliyor. Canis Major. Bir büyük köpek takımımız var gökyüzünde. Bir de Canis Minor. Küçük köpek takımımız var. O Canis sözcüğü buradan geliyor. Canis. Köpek türü buradan geliyor. Hemen yan tarafta o göreceğiniz diğer görüntü de Lepus takım yıldızına ilişkin bir görüntü olarak adlandırılıyor. Bunlar tabii kesin bilgi mi? Hayır. Çeşitli adlandırmalar. Bakın yine orada bulunan taşlar üzerindeki çeşitli oymalar. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bunlar 12 bin yıl önce yapılan taştaki oymalar. Aslında 12 bin yıl önceki insanın estetiği, bakış açısı, resmetme kabiliyeti,
besleniyor gibi geliyor bana. Ne dersiniz? Kesinlikle, kesinlikle. Zaten bakın o devirlerde astronomi diye bir şey yok. Aslında astroloji var. Yani bu mitolojik öykülerinde olduğu yerde inanışlar, yani nasıl diyeyim, işte şu takım yıldız çıktığında böyle olacak, bunu gördüklerinde şöyle olacak. Mesela orada bir salgın hastalık olmuştur, bir şey olmuştur. O takım yıldızı gördüklerinde zannederler ki o yıldızlar çıktığında hep öyle olacaktır. Sonradan astroloji yıkılmaya başladı. Çünkü gözlemsel faaliyetler başladı. Öğretiler, bilim dediğimiz kavramlar yavaş yavaş oturmaya başlayınca astroloji yıkıldı. 1500'lü yıllardan sonra özellikle 1600 yılında Galileo'nun teleskobu bulmasıyla birlikte teleskobun, daha doğrusu teleskobu gökyüzüne çevirip astronomik amaçlı kullanmasıyla birlikte birçok kavram daha bir anlaşılır hale gelince astrolojik kavramlar artık sadece bir inanış haline gelmeye başladı. Günümüzde de öyledir. Yani astrolojiye birçok kişi inanıyor. İnan neredeyse yok gibi. Ama hiçbir zaman hayatımızı yönlendirmesine izin vermememiz lazım. Çünkü o zaman yanlış olur. Astrolojiye inanırsınız. İnanın. Yani okursunuz falınızı. Ki okuduğunuz o fallar da hepsi birer tane arkadaki falı okumanız lazım. Çünkü 4000-5000 yıl öncesindeki gökyüzü haritalarına göre astrologlar bunların hepsini yaptı. Söylemlerini yaparlar. O zamanki gökyüzüne göre yaparlar. Günümüzde presesyon hareketinden dolayı dünyamızın bütün koordinat sistemi kaydığı için takım yıldızlar da bu burçlar da birer tane kaydı. Yani sizin şu anda okuduğunuz gazetelerde ya da internet sitelerinde baktığınız fallar hala eskiye göre 4-5 bin yıl öncesine ait olan burçları okuyorsunuz. Gerçek burcunuzu okumuyorsunuz. Bari okuyacaksa herkes gerçek burcunu okusun. Birer tane arkayı okuyacaksınız. Peki. Şimdi devam edersek. Bakalım ne varmış. Evet, yine bir gökyüzü haritası çıktı. Şimdi acaba eskiden nasıl gözlem yapıyorlardı insanlar? Mayalar özellikle bu gözlemleri çok iyi yapan uygarlıklardan biri. Bakın burada gördüğünüz gibi şeyler var, pencereler var. O pencereler aslında gözlem yapılan ne penceresi, hatta Venüs gözlemi yapılan pencereler. O yukarıda gördüğünüz minik iki tane pencere Venüs. Çünkü Venüs gökyüzünde öyle çok fazla yükselemiyor. Bugünlerde öğretmenlerimiz hava karardıktan sonra, güneş battıktan sonra lütfen batı ufkuna doğru bakınız. Çok parlak bir gezegen göreceksiniz. Aslında bir gök cismi göreceksiniz. O bir yıldız değildi. O bir Venüs gezegeni. Venüs gezegeni bu Mayalılar işte o pencerelerin içinden bakıyorlarmış. Çünkü Venüs'ün de bir periyodu vardır gökyüzünde. Her zaman o pencerelerin içine denk gelmez. Bu şekilde Venüs hakkındaki periyotları buluyorlar. Mayalılara ilişkin başka bir gözlemini burada görüyorsunuz. Burada yine kendi Mayalara ilişkin tapınaklar var. Bunların hepsinde sadece tabi astronomi diye bakmayın o tapınaklara. Ama o tapınak yapılırken aynı zamanda astronomik kavramların da inceleneceğine yönelik bilgiler de barındırıyor o tapınak. Çünkü diyorum ya, o zamanki uygarlıklar başka neyle uğraşacaklar? Gökyüzünü, bütün gece gökyüzünü görebiliyorlar. Bütün yıldızların hareketlerini, güneşin, ayın hareketlerini inceleyebiliyorlar. Dolayısıyla astronominin bu kadar eski bir bilim dalı olması ve astronominin günümüzde bile bu kadar çok amatör tarafından kullanılıyor olması önemli. Yani çocuklarda merak salıyor, yaşlılarda astronomi merak salıyor. Hatta birçok filmlerin içinde, sanatın içinde, günlük yaşantının içinde her yerde astronomi kullanıyor. Çünkü çok cazibeli bir dal, çok merak uyandıran bir dal. Bakın Mayalara ait bir astronomi kitabı görüyorsunuz burada. Maya işte çivi yazısıyla üstüne bunların hepsi yazılmış. Ve buradan şunu anlıyoruz biz, bunlar çözümlenmiş hep ne yazıyor diye. Güneş tutulmasını anlatan bir yazı dili varmış burada. Yani hatta ilk defa Mayalarda bir astronomi kongresinin yapıldığı düşünülür. Bu kitapta da bir güneş tutulması anlatılıyormuş.
Demek ki güneş ve ay eski uygarlıktaki insanlar için çok önemli. Neden? Neden çok önemli? Ha, burada bir tane bir yazı geldi Muhammed arkadaşımızdan. Maya takvimi hakkında bilgi verebilir misiniz hocam demiş. Maya takvimi, ya şu geçenlerde hani bir Aralık'ta son bulacak, işte yaşam bitecek, bir tek neydi, Şirince, Kuşadası'nın orada Şirince köyü var. Orada yaşam devam edecek bir şeyler çıktı. Böyle bir şey yok. Yani Mayalılar da sonuçta bir takvim yapmışlar. O takvimi ne güneş ve ayın hareketlerine bağlı olarak yapıyorlar. Ve bu Maya takvimini bir yere kadar götürüyorlar. Ellerinde bilgisayar yok ki. Şimdi siz bana söyleyin, ben 1 milyon yıl sonrasında güneşin hangi pozisyonda olacağını, hangi tür bir tutulma olacağını bilgisayardaki hesaplarla gösteririm. Ama o zaman öyle bir şey yok. Bunlar da bir yere kadar o takvimi devam ettirecekler. Sonuçta orada kesmişler. Bu dünyada bir facia olacak anlamına gelmiyordu. Bir ara dünya hop oturdu, hop kalktı, Maya takvimi bitiyor, ne yapacağız gibilerinden. Onun için sadece Mayalar değil, o öğretmen arkadaşın şunu bilsin, sadece Mayalar değil, bütün uygarlıklardaki takvimler güneş ve aya göre yapılıyor. Birazdan daha sonra gelecek slaytlarımın arasında başka yıldızlar kullanılarak da çeşitli takvim çalışmaları yapılıyor. Özellikle Çinlilerin var böyle takvim çalışmaları, onlardan da bahsedeceğim. Demek ki güneş ve ay o kadar önemli ki insanlığın hayatında. Çünkü şu anda bile bakın öyle. Biz şu anda güneşi kullanarak miladi takvim kullanıyoruz. Hicri takvim, yani dini günler hicri takvime göre yapılıyor. Ay takvimi kullanıyoruz. Çünkü ay takvimi 29,5 günde bir değişen bir takvimdir. 29,5 günü, biraz önce söyledim, dolunaydan dolunaya 29,5 gün vardır. 29,5 günü bir yılda 12 ay varsa çarpınız 12 ile 29,5, 354 eder. Yani aya bağlı takvimdeki ay yılı, aya ilişkin yıl 354 gün sürer. Güneşe ilişkin yıl 365 gün sürer. Aradaki 11 günlük farktan dolayı her sene Ramazan ayı 11 gün erken başlar. 11 gün önce başlamasının nedeni ay takvimi ile güneş takvimi arasındaki farktan kaynaklanıyor. 11 günlük farkın gelme nedeni bu. Ve bütün uygarlıklar işte tanrı ya da tanrıça, artık uygarlığın durumuna göre ya güneş tanrısı ya da güneş tanrıçası ya da ay tanrısı olarak adlandırmalar yapmış. Bakın burada Azteklerdeki güneş tanrısını görüyorsunuz. Hintlilerdeki güneş tanrısını görüyorsunuz. Ama ay tanrıçıları mesela Çin mitolojisinde Cheng var. Selene Yunan mitolojisindeki tanrıçı, ay tanrıçası. Selene Bafa gölünde yaşadığı, Bafa civarlarında yaşadığı kabul edilen bir tanrıçadır. Bu tanrıçalara ilişkin ay üstünde kraterler de vardır, isimlendirmeler vardır. Mısır'daki bir tanrıyı görüyorsunuz, güneş tanrısı Ra. Hani bulmacalarda çok çıkar. Ra, eski Mısır'da bir tanrı, güneş tanrısı der. Ra olarak iki kelime yazarsınız. Buradaki görüntülerin her birinin tabii ki bir anlamı var. Ama Mısır sadece bu Ra ile ünlü değil. Bakın burada müthiş bir tanrı var. Bu tanrıça aslında Nut adıyla bilinen gökyüzü tanrıçası. Şekle dikkat ediyor musunuz resme? Aslında Nut, bakın üzerinde yıldızlar var. Bütün her şeyi kavruyor, kapsıyor. O şekilde düşünebilirsiniz. Her şeyi içinde bulunduran tanrıça bile. Bir diğer uygarlık İnka uygarlığı. Bu da biliyorsunuz Güney Amerika'nın batı kıyısında o Ant Dağları'nın olduğu yerde hüküm süren bir uygarlık. 15. yüzyılda kurulmuş en büyük uygarlık. Aslında 11. yüzyıldan başlıyor ama 15. yüzyıla kadar devam ediyor bu uygarlık. Ve astronomi İnka'ların dinlerinde çok önemli bir yer tutuyor. Çünkü hayatlarının merkezinde yer alıyor. Ve güneş
o dinin temelini oluşturuyor. Kendilerine güneşin çocukları diyorlar. Hatta işte o hükümdarları kendisine güneşin oğlu, eşi için isimde, eşi için ayın kızı olduğunu söylüyorlar ve resmi dinleri haline geliyor hatta bunlar. Birçok törenler yapıyorlar. Ne törenleri bunlar? Hangi tür festivaller? Günümüzde hala yapılır bu festivaller. Çeşitli ayinler var ama bu ayinler günümüzdeki 4 tane önemli gün vardır bir yıl içinde astronomik açısından. Bunlar nedir? 2 tanesi ekinoks günüdür 21 Mart 23 Eylül. Diğerleri de Haziran gün dönümüdür 21 Haziran ki şu anda o tarihe doğru gidiyoruz. Bir de Aralık ayındaki gün dönümü. Hani işte gündüzlerin en uzun, gündüzlerin en kısa olduğu günlerdir bunlar. Bunlara çeşitli isimler vermişler ve bu isimleri hep onlar günümüzde hala kutluyorlar. Çünkü bakın güneşin gökyüzündeki hareketi bütün uygarlıklar için önemli. Güneş hiçbir zaman aynı noktadan doğmaz bir yıl içinde. Farklı noktalardan doğar, farklı noktalardan batar. Sanki biz hepsi her zaman hep aynı yerden geliyormuş gibi zannediyoruz. Yani aynı noktadan doğuyormuş, gökyüzünde aynı yolu izliyormuş gibi zannediyoruz. Hayır. Niye? Yaz aylarında havalar daha sıcak oluyor. Dikkat edin, güneş daha tepe noktamıza yakın yerden gökyüzünde geçiyor. Aralık ayında ne yapıyor? Daha ufka yakın gün boyunca hareket ediyor. İşte hem günlerin uzun olması, kısa olması buna bağlı, hem de havanın sıcaklığı, yaz-kış ayları buna bağlı. Bir tane yine orada bir şey görüyorum. Hemen hemen tüm dinlerin temeli göğe dayanmakta. Evet doğru, kesinlikle haklısınız. Çünkü biraz önce söylediğim gibi gökyüzünde, bakın uygarlıkları yönlendiren, daha sonra gelecek gibi şimdi söyleyeyim, uygarlıkları yönlendiren 7 tane gök cismi vardır. Bu 7 gök cismidir tüm uygarlıkları yöneten. Güneş, ay, bu ikisi. Diğer 5 tanesi de çıplak gözle görülebilen gezegenlerdir. Merkür, Venüs, Mars, Jüpiter, Satürn. Şu anda bugünden itibaren galiba yanlış hatırlamıyorsam bu 5 gezegeni de gökyüzünde görebileceksiniz. Bugünden itibaren. Bayağı iyi güzel bir gün seçmişiz. 16 Mayıs'ta yapıyoruz. Bugünden itibaren akşam üzeri güneş battıktan sonra parlak gök cismi batı ufkunda Venüs. Hemen ufka çok yakın Merkür gezegeni var. Sabah da güneş doğmadan önce Mars, Satürn ve Jüpiter bir dizi halinde gökyüzüne görünüyorlar. 5 çıplak gezegeni de bugünlerde görme şansımız var. Ay da zaten görüyorsunuz. Ondan sonra güneş de var. 7 cismi de görebiliyoruz demek ki. Bugün aynı zamanda Uluslararası Işık Günü ya da Dünya Işık Günü. O bakımdan da güzel denk geldi. Işıktan bahsediyoruz. Uygarlıkları yönlendiren bir kavramdan bahsediyoruz. Bizim 11 kişilik bir ekibimiz var. Astro Bilgi ekibi. Akademisyenlerden ve öğretmen arkadaşlardan oluşan bir ekibimiz. Bir de astro fotoğrafçımız var. Ülkemizin en ünlü astro fotoğrafçılarından ve teleskop yapımcılarından biridir arkadaşımız. Bu Astro Bilgi ekibimiz ilerleyen günlerde zaten İstanbul akademilerinde, öğretmen akademilerinde sunumlarımız da olacak. Bu akşam saat 21'de YouTube üstünden kanalımız Astro Bilgi kanalından bu Uluslararası Işık Günü'ne ilişkin 4 farklı sunumumuz olacak. Onları merak ediyorsanız YouTube'dan izleyebilirsiniz. Her akşam da pazartesi, çarşamba, cumartesi günleri değişik astronomi konularında sunumlarımız oluyor. Astrobilgi.org web sayfasına, Facebook sayfası, Instagram sayfaları, buralara girerseniz bütün bu duyuruları hep görebileceksiniz. Şimdi Nevruz da bunlardan biri değil mi hocam demiş. Evet, kesinlikle. Nevruz da 21 Mart'a denk gelen günlerden biridir. Böylece biz çok önemli bir günde bu sunumu yapıyoruz. Hem ışık günü, hem bütün gezegenlerin görüldüğü bir gün. Evet,
geri dönelim İnka uygarlığına. Bakın, İnka triloji diye bir şey var. Kondor, Puma, Serpent. Bunlar aslında birer de takım yıldız aynı zamanda. Yani Akbaba, Puma ve Yılan. Bu üçü İnka uygarlığı için çok önemli. Çünkü astronomiyle eşleştiriyorlar bunları. Olarak nitelendirilir. Gökyüzüyle haberleşmeyi sağlar Akbaba. Puma, akıl, güç ve zekanın örneğini temsil eder. Çünkü Puma'yı biliyorsunuz, müthiş kıvrak bir hayvan ve çok zeki bir hayvandır. Yılan da yer altında dolaşır hep, değil mi? Böyle içlerine girerler, hani görünmezler, kolay göremezsiniz. Sanki ölülerin dünyasıymış gibi düşünürler. Yani yer altıyla gökyüzü arasındaki uygarlığın yayılmış halini görüyorsunuz burada, İnka'da. Bu da böyle temsili bir resim. İşte Akbaba, Puma ve Yılan'ı benzetmiş olan üç kişi. Neresi burası arkada gördüğünüz yer? Hatırlıyor musunuz? Biliyor musunuz? Bu üç bayan bu fotoğrafı nerede çekmiş? İnka uygarlığı neresi? Evet, çok güzel bir cevap geldi. Machu Picchu. Haklısınız. İşte bu Machu Picchu'nun olduğu, İnka uygarlığının olduğu yerde değişik kalıntılar da var. Bu kalıntılardan birini görüyorsunuz. Haziran gün dönümünde Puma'nın uyanışı olarak temsil edilir buradaki görüntü. Çünkü burada bir gölge ışık oyunu vardır. Bu gölge ışık oyunu tam 21 Haziran'da özellikle yerde bir Puma kafası oluşturuyor. Ve bunu beklerler hep. O görüntü oluştuğu anda 21 Haziran olduğunu anlıyorlar. Sonra değişik mağaralar var. O mağaralardan şimdi birini göreceksiniz. O mağaralara delikler açıyorlar. Bakın aynı taktik. Mayalarda da vardı. Delikler açıyorlardı. Biz onları gözlemebiliyorduk. Açılan deliklerden ayı ve güneşi gözlüyorlar. Biraz önce demiştim ki ay ve güneş gökyüzünde her zaman aynı yolu takip etmez. İşte bu deliğin içine girdiği zaman o görüntüler anlıyorlar hangi tarihte olduklarını. Mesela başka bir mağara görüyorsunuz. Kuzeydoğu'da bu mağarada yine İnka uygarlığında bir mağara girişi ne zaman ki güneş fotoğrafta gördüğünüz gibi mağaranın tam ortasına denk gelen yerden doğuyorsa 21 Haziran gün dönümü noktasını anlıyorlar. Oradan doğduktan sonra o mağaranın içini doğru aydınlatmaya başlıyor ve yaklaşık 2 saat boyunca güneş çünkü bir süre sonra hareket edecek gökyüzünde yükselecek ve kaybolacak güneş. Mesela Güneydoğu'da da yine o bölgede bir mağara var. Orada da şeyden içeri giriyor. Güneş ışınları mağaradan içeri giriyor. Belli zaman dilimlerinde belli yerleri aydınlatıyor. Peki şurayı geçelim. İşte Machu Picchu. Bunların hepsinin olduğu ana bölgenin en meşhur yeri ve burada bakın neler var. O kadar önemli bir bölge var ki buradaki delikler var ya yapıların arasındaki delikler. Her birinin bir anlamı var. Bu pencerelerin yapılmasının bir anlamı var. Haziran gün dönümündeki ufuk pozisyonuna göre o delikler yapılmış ve oradan baktıklarında başka şey görüyorlar gece gökyüzünde. Şimdi size bir şeyden bahsedeceğim. Bakın burada yazıyor. İleride de bundan söz edeceğim ama Pleiades diye bir şey var bakın burada. Pleiades. Pleiades ülker, açık yıldız kümesi demek. Yani yedi kız kardeş diye de geçer. Bu çok önemli. Bakın ay ve güneş kadar, gezegenler kadar tek tüktür astronomi dünyasında çok önemli olan bir cisim. Pleiades biliyor musunuz ki battığı zaman bugünlerde güneşle birlikte batıyor. Kasım ayında tekrar doğuyor. Yani doğumuyla batımı arasında 6 ay vardır süre olarak. Bu aylarda batar. Yani aslında Nisan ayı gibi diyelim. Nisan, Mayıs'ın biraz ilerledik. Nisan ayı gibi Pleiades güneşle birlikte batar. Şimdi ne oluyor biliyor musunuz? Pleiades'e göre 6 aydan oluşan takvimlerini belirliyorlar. Pleiades'in gökyüzünde görünme süresine göre, 6 aylık görünme süresine göre takvim belirliyorlar.
Pleiades'in görünmediği tarih aralığı, yani Nisan'la Kasım arasına yaz diyorlar. Göründüğü aralığa kış diyorlar. Çünkü Pleiades aşağı yukarı Kasım'dan itibaren görünmeye başlar. Mart sonuna kadar, Nisan'a kadar. İşte bu aralık onlar için kış olduğunu anlatıyor ve bu birçok uygarlık için takvim olarak kullanılıyor. Peki, devam edelim. Bakın, Machu Picchu'daki çok önemli bir taş. Dikit. Bu dikit aslında zamanı belirlemek için kullanılan bir dikit. Bir güneş saati. Bunun bırakacağı gölge, gölgenin uzunluğu onlar için bir zaman bilimi öğretme yarıyor. İşte delikler. Hani biz günümüzde niş deriz bunlara. Evlere yapılır böyle, nişler yapılır. İçine bin dolar konur, ışıklandırılır, değişik yerlerde görürsünüz. O zaman da var bu nişler. Ama bakın niye var biliyor musunuz? Güneş ışığı bu nişin içine geldiğinde, yıl içinde hani değişik zamanlarda geliyor dedik ya, ne zaman onun içine gelirse hangi tarih olduğunu rahatlıkla anlayabiliyorlar. Şimdi Hindistan'da da güneş tapınakları var. Hindistan'daki Hint uygarlığının çok önemlidir güneşe olan tapmaları. Hint uygarlığındaki astronominin yeri çok önemlidir. Günümüz Hint uygarlığındaki, günümüz Hindistan'daki astronomi çalışmalarının önemi de buradan gelir. Bu kadar çok başarılı olmalarının nedeni, NASA ile el sıkışmalarının nedeni de kökenlerinde hala astronomiye dayalı uygarlık bilgilerini yapmasından kaynaklanıyor. Makedonya'da bir yer var. Bakın böyle taşlarda, dağların tepesinde taşlar var ama dümdüz değil. Her taşların dikitleri var. Güneş ve ayın hareketlerine göre ekinoks tarihlerini ya da gün dönümü tarihlerini bu taşlardan güneş doğduğunda ya da ay çıktığında anlıyorlar. Kokino gözlem evi, buna biz açık gözlem evi diyoruz. Hani gözlem evleri böyle kubbeler gibi olur ya. Hayır, gökyüzünde işte dağlara bakıyorlar. O dağdan hangi taşın üstünden güneş doğuyorsa hangi tarihte olduklarını anlıyorlar. Çeşitli kanyonlar var. Bu kanyonlar içinde biraz önce yine bahsettiğim gibi dairesel yapılar, çeşitli güneşin hareketlerini izleyebilecekleri ya da aydınlanmalarını izleyebilecekleri yapılar var. O ayrıntılara değinmek istemiyorum. Kanyonların içinde güneşi belirleyen, ayı belirleyen, yıldızları belirleyen değişik çizimlere rastlanmış. Bunlar böyle iç içe geçen kapılar ya da iç içe geçen pencerelerin hepsinin bir anlamı var. Çünkü iç içe geçen pencerelerden baktıklarında ayı gökyüzünde gördüklerinde onun bir anlamı oluyor. Ona bir anlam şey yapıyorlar, atfediyorlar. Çünkü o ay her zaman o pencerenin içinden geçmiyor. O geçtiği zaman ne anlama geldiğini düşünüyorlar takvimsel açıdan. Şimdi yine şurada bir yazılar var. Ona bakıyorum. Güneş saatleri üzerine. Evet, bunlar güneş saati diyebiliriz. Süreyya takım yıldızı mı? Ha, Süreyya biraz önce bahsettiğim Pleiades, Ülker ya da Süreyya bir takım yıldız değildir. Bir açık yıldız kümesidir. Açık yıldız kümesi demek yıldızları tek tek sayılabilen küme anlamına geliyor. Örneğin 100 tane yıldızın bir arada aynı anda oluştuğu bir yıldız topluluğu. Takım yıldız değil. Takım yıldızlar birbirleriyle hiç alakası olmayan, sadece gökyüzünde aynı hizaya denk gelen yıldız desenleridir. Ama Pleiades uzayın işte o kendi yerinde aynı anda birlikte, aynı yerde oluşan yıldızlar. Hepsi aynı uzaklıkta bize. Onlar birbirleriyle böyle haşır neşir olan, birlikte doğmuş olan yıldızlardır. Küme yıldızlar o şekildedir. Sonra Aska çizgilerinin bağlantısı var mı konuyla? O günün koşullarında nasıl başarmışlar çizgiler? Vallahi çok güzel bir soru. O günün koşullarında bunları nasıl başarıyorlar? Başarmak zorundalar, öyle düşünüyorum. Çünkü siz yaşamınızı devam ettirebilmek için
Bunu yapmak zorundasınız. Zamanı öğrenmek zorundasınız. Ve hayatınızı yönlendirmek zorundasınız. Belki ekiminizi ona göre ekeceksiniz. Suyunuzu ona göre ayarlayacaksınız. Bunlar çok önemli. Şimdi böyle devam edelim yine. Bakın bazı yine resimler görüyorsunuz. Bu resimler gökyüzündeki takım yıldızlarla eşleştiriliyor. Bakın bir öküz, boğa sembolü var. Aslan sembolü var. Gökyüzündeki takım yıldızları mağaraların içine çizmişler. Bunun gibi birçok Neolitik çağdan 10 bin yıl öncesinden kalan resimler var. Bafa Gölü'ndeki mağaralarda, biz orada yıldızlara safari diye bir etkinlik yapıyoruz. Belli tarihlerde. Bakın aşağıda Bafa Gölü'nü görüyorsunuz. Yukarıdaki dağların arasında konukları buralara götürüyoruz. Mağaralardaki şeyleri Alman arkeologlar buldular bunu. Buradaki o resimler kök boyalarla yapılmış ve 10 bin yıl öncesine ilişkin gökyüzündeki takım yıldızlara da ilişkin semboller olduğu ortaya çıktı. Burada yine bakın çeşitli semboller var, astronomik semboller. Bu biraz önceki gördüğümüz sembol, eskiden biliyorsunuz eski Çinler de astronomiye çok meraklıydı ve gökyüzünde bir süpernova patlamasını gördüler. O patlamayı kayıtlara geçtiler, duvarlara çizdiler. Günümüz teknolojisinde biz onun 1050 yılında patlamış olan bir süpernova olduğunu aslında anlıyoruz. Ve bilgisayarlarda animasyonlarla geri sardırarak tarihi hepsini anlama şansımız oluyor. Yani gerçekten o çizdikleri mağaralara, taşların üzerine çizdikleri görüntü hakikaten o tarihte acaba patladı mı? O tarihe ilişkin şekilleri mi çizdiler diye gerçekten şeyler tutuyor. Bilgisayardaki görüntülerle, 1000 yıl öncesinin bilgisayar görüntüleriyle çizdikleri birebir eşleşiyor. Bakın çeşitli yarıklar oluşturuyorlar. Bu mağaralardaki o yarıklarda düşen güneş ışığının çizgisinin, ışıklı çizgisi bakın bu. Gölge değil. Hani genelde biz gölge uzunluğundan gideriz ama burada öyle değil. Işıklı çizginin boyundan ve yönünden giderek zamanı anlayabiliyorlar. Ve yuvarlaklar çizmişler. O yuvarlakları da hani bir yerde zaman gibi düşünebilirsiniz. Şimdi Mısır bu konuda çok ilginç bir öneme sahip. Çünkü Nabta Playa diye bir yer var Mısır'da. Milattan önce 5000'li yıllara kadar gidiyor bu. Bu taşlar hala günümüzde korunuyor bunlar. Bu taşların gölgeleri. Ve bu taşların dizilişleri çok önemli. Gölge, biraz önce de hep anlattık ya güneş farklı yerlerden doğup batıyor diye. Gölge uzunlukları size gün içindeki zamanı ve mevsimleri veriyor. Ama başka bir şeylere daha da yarıyor bu. Biraz önce işte söylediğim şey, hani güneş farklı yerlerden doğuyor dedik yıl içinde. Gerçek doğu ve gerçek batı noktalarınızı öğrenmek istiyorsanız sizler günümüzde, hiçbir şey kullanmanıza gerek yok. Telefon, işte pusula bilmem hiçbir şey kullanmayın. Gerçek doğu ve gerçek batı. Gerçek doğu. Doğu noktası deriz ona. Bunu öğrenmek istiyorsanız 21 Mart ya da 23 Eylül'de güneşin doğduğu nokta ve battığı noktalara lütfen bakınız. Sizin bulunduğunuz yer için gerçek doğu noktası ve gerçek batı noktası onlardır. Mart ve Eylül ayında, 21 Mart ile 23 Eylül'de lütfen güneşin doğduğu ve battığı noktalara bakınız. Onları hiç unutmayınız. Belirli bir kendinize şey olsun. Şimdi bu güneşin ve şeyin ayın dışında hani yıldızlar da önemli demiştik ya. Bakın Orion takım yıldızı. Kış aylarında görülür. Müthiş bir takım yıldız. Çok parlak bir takım yıldız. Efsane bir takım yıldız. Çünkü uygarlıklar için bu kadar parlak yıldız oluyorsa gökyüzünde kış aylarında onu bir şeyleri için mutlaka kullanacaklar demektir. Şu özellikle ortadaki üç yıldızın dizilişi var ya. Anninam Annitat Mintaka bu yıldızların adı. Anninam Annitat Mintaka. Bu üç yıldızın dizilişi Mısır piramitlerinin ortaya çıkmasını sağlıyor. Dizilmesini sağlıyor. Bakın bu bir avcı diyoruz biz ona. Avcı takım yıldızı. Şu ortadaki üç yıldız ona bağlı. Dizilişe bağlı. Hani biraz önce Nabta Playa göstermiştim size.
Yani taşlar vardı, dikitler vardı. Bakın şu taşların arasından geçen hat Orion'un en parlak yıldızıyla ortadaki bu Annina Manitaka yıldızlarının arasından geçen hatla eşleştiriyorlar. Eğer ki bu gökyüzünde bu görüntü oluşursa, bu gökyüzünde oluşan hat bu taşların arasından geçtiğinde tam güney noktasına geldiğini anlıyorlar. Güney noktasını bu şekilde buluyorlar. Mısırlılar güney noktasını bu şekilde bulup işaretliyorlar. İşte bakın burada şematik gösterimini görüyorsunuz. Hani kuzeyi, güneyi bu taşlara göre işaretlemeleri hep Orion takım yıldızını kullanarak yapıyorlar. Bu da yine o taşlardan bir tanesi. Çok ünlüdür bu taşta. Bunun gölgesi ve gölge uzunluğu zamanı belirlemede çok önemli olarak kullanılıyor. Bakın yine Orion takım yıldızını kullanarak taşları nasıl dizdiklerini, Orion takım yıldızına bunun nasıl benzediğini ve nerelerinden geçtiğini, hangi çizgileri gökyüzünde birleştirirseniz hangi yönleri göstereceğini hep bu şekillere bakarak anlayabiliyorsunuz. Yani aslında benim bu dersi gidip sizinle belki İstanbul Öğretmen Akademisi Mısır'a bize bir tur ayarlar. Belli mi olur? Öğretmenleri de toplarız. Şu salgında bir geçsin. Buradaki Mısır'daki firavunların olduğu yerleri, Matta Playa, buraları şeyde görürüz. Nedir o? Yerinde görürüz. Yerinde deneyler yaparız. Böyle hani göre göre uygulamalı. Şimdi ben böyle anlatıyorum sadece size. Bana diyeceksiniz ki acaba doğru mu anlatıyor hoca? En güzeli akademi bir tane tur düzenleyecek. Biz de o tura böyle topluca, şu anda kaç kişi var bizi izleyen bilmiyorum. Akademi buradaki kişilerin ismini alacak. Herkese davet yollayacak. Diyecek ki Milli Eğitim Müdürlüğü bizi götürüyor. Haydi gidiyoruz. Güzel olur değil mi? Harika. Bir dakika arkadaşlar, birazcık su içeyim. Evet bak ne güzel. İstanbul Öğretmen Akademileri duyun, duyun, sesimizi duyun. Bakın uygulamalı eğitim isteriz diyor. Harika olur diyorlar. Yerinde kontrol etmeliyiz diyorlar. Çok güzel olur, mükemmel diyorlar. Çok isteriz. Yani evet. Yani Dursun hocamız bile ben de varım dedi. Harikasınız. Gidiyoruz. Hocam gidiyoruz. İstanbul Öğretmen Akademisi, siz İstanbul'dasınız. Esra öğretmenime, Bayram öğretmenime bastırın. Gidiyoruz. Biz de müdürümüzle görüşeceğiz en kısa zamanda. Birim toplantımızda ileteceğiz seve seve. Sayın hocam. Valla öğretmenlerim. Hani şaka bir yana bir şeyleri görerek anlatmanın, yaşamanın şeyi çok farklı. Evet, devam edelim. Birazcık mola vermiş olduk. Kısa bir gülüş yaptık. Ama gerçek ha. Söylediğim şey de gerçek. Unutmayınız. Şimdi piramitler. Bakın bu üç piramit biraz önce bahsettiğim Orion'un ortasındaki yıldızlara göre dizilmiş. İşte bakın görüyorsunuz piramitler ve Orion takım yıldızın ortasındaki şu Annina Manitaka yıldızlarının dizilişleri. Ve bu dizilişlere göre de onların nesi diyeyim işte tasarlanmış olması, firavunların ona göre dönmeleri. Bakın işte neden Mısır'a gitmemiz gerektiği bir kere daha çıktı ortaya. Nil metre. Nil metre diye bir şey duydunuz mu? Demek ki Nil nehriyle ilişkili bir kavram bu. Nil metre deniyor buna. Nedir bu biliyor musunuz? Hani Nil nehri niye önemli diye söylemiştim değil mi? Niye önemli? Çünkü mevsimlere göre Nil'in suyu yükseliyor, alçalıyor. Yükseliyor, alçalıyor. İşte böyle şeyler yapıyorlar. Yapılar yapıyorlar orada. İçine su doluyor. Nil nehrinin akarken Nil nehrinin kenarına yapıyorlar bunları. İçine su doluyor bunların. Su dolunca buradaki şeylerden, göstergelerden şeyi okuyorlar. Suyun ne kadar yükseldiğini okuyorlar ve hangi mevsime geldiklerini anlıyorlar. Biz buna Nil metre ya da Nilo metre diyoruz. Su seviyesini rahatlıkla ölçmeye yarıyor.
ve dolayısıyla hangi mevsimde olduklarını rahat anlıyorlar. Günümüzde bunlar kullanılıyor mu bilmiyorum. Bence kullanmaları lazım. Yani hala bu yapılar duruyordur. Bence gidip onları da görelim, soralım kullanıyor musunuz diye. Değil mi arkadaşlar? İşte Stonehenge İngiltere'de muazzam turist çekiyor. Bu yapının oluşması bile 2000 yıl sürmüş. İnsanlar uzaklardan bu taşları buraya getiriyorlar. Tek tek ölçümler yaparak bu taşları yerleştiriyorlar. Neden? Ne ölçümü yapıyorlar? Çünkü güneş, bakın, taşların arasından yılda bir kere doğuyor. Bu anı izlemek için turistler gidiyor. Demek ki ne anlıyoruz? Bu olayı 21 Mart ve 23 Eylül'de görebilmek için İstanbul Öğretmen Akademileri İngiltere'ye götürecek bizi. Stonehenge'e bir gezi yapacağız. Herkes nasıl gidiyorsa biz de gideceğiz. Orada bu tarihi anı yaşayacağız. Bu görüntüleri bizim orada görmemiz lazım. İşte bakın, bunun bir yapısal çizimini görüyorsunuz. Güneşin doğuşu, güneşin batışı, ayın doğuşu, ayın batışı, yıl içindeki tek tek her bir noktayı 2000 yıl boşuna sürmüyor bu taşları yan yana dikmek. Ve günümüzde hala bu taşlar sağlam olarak duruyorlar. Her türlü astronomi bilgisine hiç saatinize, telefonunuza bakmadan rahatlıkla erişebiliyorsunuz. İşte Pisagor. Daha da yakın tarihlere gelirsek M.Ö. 500. Bakın, Terminator nedir? Terminator siz filmlerdeki şey olarak biliyorsunuz. Terminator diye film var değil. Terminator şu demek. Pisagor'un bir ortaya koyduğu kavram. Ayın aydınlık tarafıyla karanlık tarafını ayıran eğrisel çizginin adı. O yayın adıdır Terminator. Diyeceksiniz ki buradan ne fikir çıkardı? Şunu çıkardı. Eğer ayın üstünde böyle bir eğrisel çizgi, eğrisel yay görüyorsam ay mutlaka küreseldir. Çünkü bakın, küresel olmazsa böyle bir eğrisellik olmaz. Yay olmaz. Çizgi, düz çizgi olur. İşte bu şekilde ayın küresel olduğunu, dolayısıyla da dünyanın da küresel olması gerektiğini söylüyor Pisagor. Bu çok önemlidir. Ve dikkat edin, hakikaten ay evreler gösterir ve bu evrelere göre de şey oluyor, ne denir, yay değişiyor sürekli, küreselliği çok güzel olarak veriliyor. Aristo yer merkezli evren modelini savundu ama tabii ki birçok kavram açıklanamıyordu, gökyüzündeki kavram. Her ne kadar yer merkezli yapsa da sonuçta o zamanki bilgiler ışığında bunu tabii ki söyleyebiliyordu. Daha sonra biliyorsunuz 1500'lü yıllarda bu görüş yıkıldı ve güneş merkezli evren, niye evren modeli diyor? Çünkü başka bir şey bilinmiyordu. O zaman evren diye düşünüyorlar sadece. Halbuki güneş sistemi modelinden bahsediliyor orada. Hipparkos çeşitli yıldız haritaları yaptı. O yıldız haritalarını bakın şu elindeki küçücük şeyle yaptı. Minicik böyle ucu içi boş olan tahtalarla, çubuklarla yaptı. Bunlarla açıları ölçtü ve 26 bin yıl dönemli presesyonu buldu. Şu anda dünyamızın ekseninin bu şekilde şey yapması, nedir o? Ekseninin hareket etmesi, topaç hareketinin yapması aslında bunlara bağlı. Güneşin ve ayın çekim kuvvetlerine bağlı. Bu presesyonu yaptıkça işte şey de değişiyor. Kutup yıldız da değişiyor. Hani biraz önce söyledim ya, astrologların kullandıkları koordinat sistemiyle bizimki şu anda farklı diye. 4-5 bin yıl öncesi değil, günümüzdeki hareketlere göre bakarsak burçların hepsi yer değiştirmiş oldu. Evet. Biraz hızlanalım. Şuraları bir atlayayım. Ptolemy gezegen hareketlerine ilişkin biliyorsunuz şey oluşturdu. 13 ciltlik Almagest adıyla eseri var. Burada muhteşem bir bilgi kaynağı. 13 ciltli bütün gezegen hareketlerini anlatıyor, tutulmaları anlatıyor. Astrolojiye de ayırdığı yer var. Birkaç cildi de astrolojiye ilişkin ama
neden olmaması gerektiğini ilişkini anlatıyor. Yoksa astroloji inanılsın amacıyla değil. Burada Ptolemik diye bir Kur'an vardır. Bu Kur'an aslında nasıl bir şey biliyor musunuz? Gökyüzündeki hareketleri açıklayabilmek için gezegenleri böyle minik minik daireler üzerinde hareket ettiriyorlar. Buna epicycle kuramı deniyor ama bu epicycle kuramının günümüzde geçersiz olduğunu artık biliyoruz. Çünkü o da, bakın Ptolemy de olayları açıklayabilmek için bu şekilde bir yöntem geliştiriyor. Nedir o? Aslında gezegenlerin bazen ileri hareket, bazen geri hareket, astrolojide çok kullanılır bu retro hareket denen şey, bazen ileri, bazen geri gitmesini Ptolemy böyle minik daireler çizerek açıklamaya çalışıyor ama aslında olay yanlış. Çünkü niye olay yanlış? Güneş sisteminde merkeze dünyayı koydukları için yanlış. Güneşi merkeze koyduğunuz anda bütün olaylar aslında açıklanıyor. İşte 1500 yılında bu Kopernik sayesinde açıklanmış oldu. Peki, bunları da atlayalım. Piri Reis, Ptolemy'nin bir haritası var. Biliyorsunuz Piri Reis daha sonra çok daha iyi bir harita yaptı. Ptolemy'nin haritası da bu. Aynı zamanda çünkü çok iyi bir coğrafyacı. Böyle bir harita geliştirdi. Anaxagoras, bir Yunan filozof ve Miletli. Bu muazzam ölçümler yapan bir kişi aynı zamanda. Gök olaylarıyla bütün hayatı ne diyeyim, iç içe anlatan bir kişi. Birleşme denen olaylar, yani varoluş, ölüm olayları, bunları açıklamaya çalışıyor. Evrendeki ne diyeyim, evrendeki düşünce sistemiyle açıklamaya çalışıyor. Biz şimdi onun yerine yani oluş ve ölüm gibi şeyler yoktur. Onun yerine birleşme vardır, ayrılma vardır diyor. Ve şu anda aslında onu kullanıyoruz. Birleşme, ayrılmayı kullanıyoruz. Çünkü ne yapıyor? Yıldızların oluşabilmesi için gaz ve tozlar bir araya geliyorlar, birleşiyorlar. Daha sonra da ölüm dediğimiz şeyde de bu süpernova patlaması dediğimiz yıldızlar patlıyorlar. Bütün maddeyi uzaya saçıyorlar ve sonuçta ayrılma dediğimiz kavram ortaya çıkıyor. Bakın yukarıdaki krat yazan şey bir ayrılmayı, onun düşüncesine göre konuşuyorum, Anaxagoras'a göre konuşuyorum. Bir süpernova patlamasını gösteriyor. Orion bulutusu ise bir birleşmeyi, yıldız oluşum bölgesini gösteriyor. Bunun gibi çok güzel bulutular var. Bu yıldız oluşum bölgeleri at başına benzediği için. Helix bulutusu güneş gibi bir yıldızın ölüm anını temsil ediyor bize. Sonra mesela gök taşlarını incelemiş Anaxagoras M.Ö. 400-500 yıllarda. Yeryüzüne düşen gök taşlarını incelemiş. Onların yanmış böyle taş kitlesi olduklarına karar vermiş. Ama bunlar nereden geliyor? Sorun orada. Onu bilemiyor tabii. Ama evrenden bir yerlerden geldi de. Çünkü gökyüzünden düşüyor sonuçta. Bu size bir bilgi olsun diye koydum buraya. Adı Hoba bu taşın. Dünya üstünde dünya üstünde düştüğü varlığı bilinen en büyük taş. 60 ton Namibya'da bulunuyor. Yerinden hiç kımıldatılmadı. Etrafı böyle çevrilendi ve turist akını oluyor buraya. Bundan daha büyük bir taş bugüne kadar hiç bulunmadı. Peki. Bakın bu da bir müzede sergileniyor. Yine dünya üzerine düşen büyük gök taşlarından biri. İki tane çocuk içine oturabiliyor. Yani bunu niye koydum? Çocukların aşağı yukarı büyüklüğünü tahmin edebiliyorsunuz günlük yaşantımızdan. İki tanesini tahmin edebiliyorsunuz. Gök taşının içine yerleşebiliyorlar. Şimdi gök taşının büyüklüğünü siz tahmin edin. Ne kadar büyük bir taş ve bu gökyüzünden yeryüzüne doğru düştü. İşte güneş üstünde ki görülen lekeler, bunlar çıplak gözle görülebiliyor bu lekeler ve gök cisimlerini oluşturan maddeyle dünyanın aynı maddeye sahip olduğunu söylüyor biliyorsunuz kendisi Anaxagoras. Felsefede hep böyle geçer. Onun için güneşin tanrı olarak kabul edilen inanışına
ters düşmüş bu olay. Yani güneşi bir tanrı olarak kabul etmeyin. Sonuçta güneş de yeryüzü de aynı maddelerden oluşuyor, aynı yapılardan oluşuyor diyor. Ve Anaksagoras'ın sonsuz büyük evren modeli, günümüzde kullandığımız modeline ilişkin görüşler var. Bunları şimdi yine geçiyorum. İşte Ülker, bakın neden çok önemli? Yedi kız kardeş, açık yıldız kümesi, kış aylarında gökyüzünde aynen böyle görebiliyorsunuz. Niye bu kadar önemli biliyor musunuz? Hatta Japonlar için bile çok önemli. Çünkü Subaru araç markasını biliyorsunuzdur. Subaru'nun logosuna dikkat edin. Bakın buraya koydum. Logosunda böyle yıldızlar var. Subaru Japonca'da ülker, pleides anlamına geliyor. Subaru ülkenin sembolünü kullanıyor. Subaru araçları ülkenin sembolünü kullanıyor. Logolarında o var. Peki. Devam ediyoruz. Yunan mitolojisinde bu Pleiades, yedi kız kardeş olarak geçiyor. Burada bakın isimlerini görüyorsunuz, her birini. Ama bu isimler de burada. Bunları da geçelim şimdi. Evet, işte vurucu nokta. Şimdi bakın. Yedi kiliseler vardır ülkemizde. Biliyor musunuz bunu? Duydunuz mu? Yedi kiliseler. Yedi kiliselerin yerleşim yerlerine bakın. Laodikya, Denizli. Sark, Bergama, bunlar en meşhurları. İzmir, Efes. Buralarda yedi kiliseler vardır. Şimdi bu şekle lütfen dikkat ediniz. Pleiades'le bunu eşleştiriyorlar. Pleiades'in dizilişine dikkat edin. Bakın şuradaki yedi yıldızın dizilişi. Yedi kiliselerin dizilişiyle Pleiades'in dizilişinin aynı olduğu söyleniyor. Ve şu hat var ya, şöyle bir geri geleyim. Bakın, şu hat Bergama'dan başlayan Kreatür, Sark, Laodikya, yani o beş tane yıldızın olduğu hat. Bu hat sizce nereyi götürüyor? Ben bu mouse'u bakın böyle götürüyorum. Yani bizim Troya'dan başlıyor, Truva'dan, Çanakkale Truva'dan başlayan hat. Böyle Denizli'den geçiyor, Antalya'dan geçiyor. Ben bu hattı devam ettirsem nereye gidiyor biliyor musunuz bu hat? Tam nereden geçiyor? Fareyi göremiyoruz demişler. Peki siz birleştirin hattı lütfen. Çanakkale Truva'dan başlayın. Bergama, Sark. Efendim? İnleç var. Evet. Yeşil inleç. Nerede? Nereye koy? Ha şu mu? Evet. İşaretleyici o mu? Evet hocam. Ha tamam. Evet. Ha süper. Bakın. Harika. Kim çizdi bunu? Süper. Ben çizdim hocam. Tamam harikasın. Çok teşekkür ederim. Bakın bu hattı Antalya, şu hattı devam ederseniz nereye gidiyor biliyor musunuz? Kudüs. Kudüs'e gidiyor bu hat. Dümdüz haritada işaretleyin, Kudüs'e gidiyor. Yani aslında nasıl kullanıyorlar astronomiyi, onu vurgulamak için size bunu söyledim. Şimdi devam edelim yine. Geçtik. Evet, bu şey, Vatikan Roma'da bulunan dikili taş, güneşin, aslında şu görüntü var ya, bakın orada dikili taşın gölgesi var. O gölge doğudan batıya doğru bu hareket ettikçe zamanı nasıl anladıklarını gösteriyor orada. Güneş saatleri ülkemizde de çok fazla miktarda var. Erzurum'da var, Efes'te var, Knidos'ta var, Safranbolu'da var. Her yerde bunları rahatlıkla görebilirsiniz. Ülkemiz bu bakımdan çok zengin. Çünkü her bir gölge olayı o uygarlıklar, ki bunların hepsi farklı uygarlıklar aslında. Aynı, zaten biliyorsunuz bizim ülke çok farklı uygarlıklara ev sahipliği yapan bir ülke. Burada Ender hocam, özür dileyerek Zübeyir Gökhan Doğan müdürümüz bizle beraber, bizim kurum müdürümüz, sizin bir önerimiz vardı.
Öğretmen arkadaşlarımız da çok istekle yazıyorlar. Ben de ilettim kendisine. Şu anda bizle beraber Dursun hocamızın da çok arzu ettiğini, desteklediğini de yazdım. O yüzden Sayın Müdürümüz bizle beraber şu anda. Hem size paylaşayım, hoş geldiniz. Hoş geldiniz Sayın Müdürüm. Bizimle birlikte olmanıza çok sevindim öğretmen arkadaşlarımızla. Çok değişik bir konu var. Keşke bu konuyu böyle yüz yüze sizlere anlatabilseydim. Belki ileride tekrar birlikte oluruz. Onun için sağolunuz katıldığınız için. Çok değişik konular var anlattığım. Bundan sonrasını birlikte izlersek birazdan bitecek zaten. Memnun olurum ben de. Bakın Ani harabelerini görmüşsünüzdür belki. Hele bugünlerde Kars'ta çok meşhur. Habire trenlerle gidiliyor, ediliyor. Bakın burada Ani harabelerinde bir kilisenin duvarında bir çıkıntı var. Görüyor musunuz bu çıkıntıyı? Bakın şu yeşille gösterdim. Bir çıkıntı var. Ama burada hemen altında bir yelpaze gibi bir şey var. Yani şu alanda bir yelpaze görüyorsunuz. O işte güneş saatinin yapılmasını gösteriyor. Yani duvarda da var. Bakın şimdi burada da incelediğinizde bu kadar muazzam bir oyma sanatı. Ama bu oyma sanatının her birinin altında değişik astronomik bilgiler var. Bu bilgilerin her biri o kadar ince düşünülmüş ki. Şimdi bakın burada Fransa'daki bir saati görüyorsunuz. 14. yüzyılda yapılmış bir saat. Lombard yapmış bunu. Bu saat çalıştığı andan itibaren etraftaki ayrıntıya dikkat edebiliyor musunuz? Burçlar var. Bakın burçlar. Yani şu hat üstünde şu yeşili şöyle dolaştırayım. Burçları görüyorsunuz. Şurada ayın, güneşin, dünyamızın hareketlerini anlatan kavramlar var. Bunu aslında en güzel başka bir saatte görürüz. İşte burada. Prag'daki astronomik saat. 600. yılı ve Dursun Hocam da yazmış. Harika. Nasılsınız hocam? Benden önce söylediniz. Hazır müdürümüz de burada. Hocam çok yere verdik. Bizi Mısır'a götürüyorsunuz. Mısır'da şeyler anlattım. Aslında göstereceğim saatin. Bakın saat bu şekilde. Saat her başka bir anlıyor. Zodyak var. Dönenceler var. Ekvator var, gezegenlerin dönüş hareketlerine, bu çişin doğu tam yıl, sideral time dediğimiz, yıldız zamanını anlatan, alacakaranlıkları anlatan, tutulum, bunu anlatan o kadar çok şey var ki, bunu yapan kişi, müthiş bir astronomi bilgisiyle tam al önce yapmış. Bir dönemine giriş burada. Onun için biz orada üstünde öğretmenlere fen bilgisinin ilk konuları olan güneş sistemini burada çok rahatlıkla anlatabiliriz. Bir de Göbekli Tepe'ye gideceğiz tabii. Göbekli Tepe'yi de unutmamamız lazım. Şimdi calendar sözcüğü nereden geliyor? Takvim. Yani İngilizce'de calendar var. Takvim. Calendar sözcüğü aslında Latin Roma takviminde ayın ilk günü demek. Bu ay ama şeydeki ay. Hani yeni ay dediğimiz ay oluyor ya. Ayın görünmediği, yeni ay dediğimiz. Yeni ayın göründüğü, daha doğrusu görünmediği aslında ilk günü duyuran terime Latince'de Roma takviminde calendar deniyor. Yani Latince'den türetilmiş. Sonra calendar olarak günümüze kadar gelmiş bu sözcük. Ve haftanın işte şeyin başında, söyleşinin başında söylemiştim. Haftanın 7 günü 7 tanrı ve tanrıçaya ayrılmıştır. Onların burada isimleri.
görüyorsunuz hangi tanrıçalara ayrıldı. Ve 7'ye bir haftaya gidildi. Bu Sümer Babiller'den başlıyor. Güneş, Ay, Mars, Merkür, Jüpiter, Venüs, Satürn. Bakın Sun kökenleri bile aynı. Sun, Sunday, Güneş günü yani Pazar günü. Moon, Monday yani Pazartesi, Ay günü. İşte Cumartesi ne o? Saturn, Saturday. Kökenler hep aynı. Venüs, Fria, Friday, Cuma. Her bir gezegen, çıplak gözle görülen her bir gezegen ki bugün ne dedik? Bütün gezegenleri görebiliyoruz. Çok özel bir gün dedik 16 Mayıs. Bütün gezegenleri rahatlıkla görebiliyoruz. Haftanın 7 gün olmasının nedeni de bu. Şunu atlayalım, vaktimiz kalmayacak. Şuraları geçiyorum. Evet, gökyüzünde bugünlerde artık doğmaya başladı. O detaylara şimdi burada girmek istemiyorum. Araya korsan bir... Ben bunu size yolladım mı hocam? Bunu araya siz mi soktunuz? Hayır hocam. Şaka yapıyorum. Şimdi bakın, bunu böyle herkes görünce birdenbire çok şaşırıyor değil mi? Bu ne? Nereden çıktı şimdi? Hayırdır? Ne oluyoruz? Değil. Bakın bunun kökeninde ne yatıyor? Bunun kökeninde yatan şey bu. Şimdi birazdan onu anlatacağım tekrar. Büyük Ayı. Büyük Ayı'nın şekline bakın. 7 tane yıldız. Böyle bir şekil var. Bu şekildeki 7 tane yıldızdaki şu 2 yıldız. Hangisi? Bakın biri bu. Dupe. Diğeri Merak. Bu 2 yıldızın doğrultusunu alırsanız gökyüzünde size kutup yıldızını, Polaris'i gösterir. Küçük Ayı'nın da en parlak yıldızdır. Kutup yıldızı gökyüzünde hareket etmeyen tek yıldızdır. Çünkü dünyanın dönme ekseni kutup yıldızından geçer. Büyük Ayı da onun etrafında hareket eder gün boyunca. Ve bu gün boyunca hareket nedeniyle çizgi oluşturur. Eğer siz fotoğraf makinenizi uzun süre açık tutarsanız bu şekilde bir çizgi izi göreceksiniz. Işıklı bir yay göreceksiniz. Bu yay aslında yıldızların dünyanın dönmesinden dolayı oluşturduğu izlerdir. İşte Büyük Ayı, Çinliler hani demiştim bir takvim yaptılar. Büyük Ayı'nın Polaris etrafındaki yani kutup yıldız etrafındaki pozisyona bakıyorlar. İlkbaharda Büyük Ayı bu şekilde görünüyor. Yaz aylarında bakın şuradaki gibi görünüyor. Sonbaharda buradaki gibi ve kışında buradaki gibi. Biz şu anda saat 22'de lütfen bugün test ediniz. Kuzey yönüne bakınız. Polaris'i ve Büyük Ayı çok rahattır. Her yerden görebilirsiniz. Hangi aydayız biz? İşte Mayıs ayındayız. Yani ilkbaharla yaz arası gibi. Aşağı yukarı şöyle bir konumda göreceksiniz. İlkbahar ve yaz ayı arasındayız. Büyük Ayı böyle bir konumda göreceksiniz gökyüzünde. İşte Çinliler gökyüzüne bakarak bunu taklit varlıklara bakın. Şimdi biz buna svastika diyoruz. Biraz önce gösterdiğim o hani nedir o Hitler'in görüntüsü kırmızı buraya korsan yayın girmiş dediğim şey aslında Büyük Ayı'yı temsil ediyor. Büyük Ayı'nın gökyüzündeki hareketini temsil ediyor. Bakın Çin uygarlığı, Malta, Seylan, Hindu, Aztek, Japon, Tibet, Yunan, Celt,
Jane, Swish, hepsini şeyi var. Ama buraya lütfen dikkat edin. Şimdi size soru. Van Gogh bu resmi sanatoryumun penceresinden hastanede yatarken yapmış. Bu bir gerçek. Kafasından atmıyor bunu. Siz büyük ayı çiziyor. Ama büyük ayı çizerken acaba hangi mevsimde yapıyor bunu? Hangi mevsim bu? Hatırlıyor musunuz? Size şunları göstermiştim. Bakın geriye doğru gidiyorum. Bakın. Büyük ayının pozisyonunu görüyor musunuz aşağıda? Şurası. Sonbaharda. Hakikaten de Van Gogh bunu sonbaharda Kasım ayları gibi penceresinden bakarak bu görüntüyü, bu resmi yapıyor. Demek ki bizim için bu çok önemli. Gökyüzündeki hareketleri kullanmak bizim için çok önemli. Evet, teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. 1,5 saatlik sürem vardı. 3 dakikam kaldı. Zamanında bitirdim. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Hocam. Bu harikulade sunum için. Zübeyir Müdürümüz... Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Dediğim gibi şaka bir yana, yani yakında benim düşündüğüm bazı projeler var. Dursun Hocam da bilir o projelerini. Bir astro arkeoloji turları düzenlemeyi düşünüyorum. Ülkemiz çok zengin bu. Arkeologlarla birlikte bu çalışmaları yapabiliriz. Bu sunumları canlı olarak antik şehirlerin içinde, örneğin Efes Antik Kenti, Denizli'deki Laodikya, işte bizim öğrenmemiz gerekiyor. Çocuklarımıza, öğrencilerimize bunları aktarmamız gerekiyor. Onun için bunun mutlaka görsel olarak da yapılması gerekiyor. Yani dolaşarak, bizzat eğitim şeklinde turlar yapılması gerekiyor. Bilmiyorum nasıl olur, kimler destekler. Yani bir grupla, belki 20 kişilik bir grupla isteyen, evet tabii ki bir maliyeti çıkacaktır bunun ama bir kuruluş bizi destekleyebilir. Bunlar çünkü sonuçta arkeolojinin astronomiye yansımasının öğreneceği bir tür olacaktır. Bilmiyorum, bakalım, bir şeylerle uğraşıyorum. Hatta şey Esra öğretmenim de bilir, daha önce de kendisi de bu tür şeyleri belki konuşmuşuzdur. Müdürümüz de öğretmenlerimiz teşekkür ediyor. Zübeyir destek olduğu bir turla hem çok ses getirdi. Yani Türkiye'de böyle bir şey olmadı bakın. Bugüne kadar hiç yapılmadı böyle bir şey. Bu daha sonra yurt dışına da açılabilir. Büyütülebilir bu tür şeyler. Birazcık açık görüşlü olmak lazım. Korkmamak lazım bunları planlarken. Bu korku şeyden dolayı yaparız mıydı olmaz mıydı o şekilde değil. Yani yerde var, gideceğiz göreceğiz. Yerinde öğreneceğiz. Acaba
Kars'a bu kadar çok turist, yerli turist gidiyor trenlerle. Hani harabelerinde o bahsettiğim güneş saatini kaç kişi görüyor? Değil mi? Bunun gibi Dursun söyledim hocamız. sonra. Hocam ağzınıza sağlık. Arkeoloji ve astronominin bu kadar iç içe olduğunu yani bilemiyordum öncesinde ama şu anda ne kadar hayatta iç içe olduğunu da görmüş oluyoruz ilk günden bugüne kadar. Bu söylediğiniz projelendirildiği zaman hakikaten çok güzel olacaktır. Yani hepimize hitap eden ama aynı zamanda yerinde öğrenme ve uygulama konusunda da önemli getirileri olacak. Evet, haklısınız. Yani yerinde görmek, yerinde gökyüzünü görmek, o gökyüzünde onu eşleştirmek, nasıl çizdiklerini görmek. Çoğu arkeolog zaten antik şeyleri, kazıları yaparken üzerinde birçok astronomik kavramları görüyor. Serdar Hocam, Serdar Hocam, teşekkür Efendim hocam, ediyorum. Dursun hocam. Şimdi bütün öğretmen çok sevindim, teşekkür ediyorum. Aslında Serdar Hocam bu sunumunda bir şey daha yaptı. Yani bu kadar güzel astronomi bilgisi anlattı, arkeolojiyle birleştirerek anlattı ama başka bir şey daha yaptı. Ben onu çok daha önemsiyorum. Biraz önce de yazdım, hızlı geçti burada. İnsanın mesleğini, yaptığı işi sevmesinin ne kadar mükemmel olduğunu bir anlamda bize anlattı. Seni o kadar güzel anlatıyor ki mesleğini sevmeden bir insanın bunu yapabilmesi mümkün değil. Bu da bize ayrı bir ders oldu diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun hocam, çok zarifsiniz. Teşekkür ederim. Yani her meslek aslında böyle olmalı. Herhalde öyle yapıyordur bütün arkadaşlarımız. Yani bir insan, ya limonu satmanın bile onların hayata geçirilmesi, onların desteklenmesi, bunlar çok önemli. Bakın bu şu anda söylediğim proje benim yıllardır aklımda. Dursun Hocam bilir. Yani Türkiye'de böyle antik yerleri yerinde görmek, anlatmak, arkeologlarla birlikte olmak, diyeyim, gökyüzüyle birleştirerek anlatmak, bu bir iletişim. İletişimdir. Bu bir yüz yüze duygunun aktarılmasının aktarıldığı. Dursun hocama katılıyorum. Teşekkür ederim hocam. Biz de çok teşekkür ediyoruz. Tekrar tekrar Sayın Hocam, gerçekten Dursun Hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Destekleriniz çok kıymetli her zaman akademimizde. Soru var mı diye ben de son bir evet. Hem projede yani başlıyoruz. Olarak kabul edelim. İnşallah. Son bir ricamız Yok. olacak. Bu hayır harika dersin bir toplu fotoğrafını bir fotoğraf üç akademinin birlikte yaptığı bir çalışmada rica ediyoruz. Şey sıcak bastı bana da havalar zaten çok sıcak terlemişim onu fark ettim. Saçlar darmadağın olmuş. Çok Size coşkulu, pencereleri harikulade bir falan kapatıyorum. sunumdu. Pencereleri falan da kapatıyorum. Hani dışarıdan sözde sokağa çıkma yasağı var ama ben de anlamadım. Sesler geliyor, bir şeyler geliyor. Merhaba. Evet. Tamam. İnşallah saha çalışmasında beraber olmalıyız.
olmak üzere. Kamerayı açamıyorum. Evet. Kesin. Dursun hocam. Bunu ikna yayın yapabilir miyiz sizinle? Bana mı söylüyorsun? Evet Serdar evet, hocam. Evet duyuyoruz. Duyuyoruz Dursun hocam. Şimdi hoş geldiniz. Tamam. Bir soru size ama Serdar hocamız yani size. Dursun hocam. Dursun hocam, teklif geldi. Birlikte YouTube üstünden yaşanamadıysam ikimiz böyle karşılıklı konuşup sunum yapabilir miyiz diye. Sizin de çünkü böyle astronomi tarihine ilişkin sunumlarınız var. Birlikte yapabilir misiniz? Çok keyifli oluyor dediler. Ben de seve seve dedim. Yani benim için hiç problem yok. Olabilir tabii ki. Siz de düşünürsünüz. Duymuyorum hocam. Ben dursunuz YouTube üstünden birçok ben de yapabilir miyiz dersiniz. Onu soruyorlar bize. Serdar'ım söylediklerinizi hiç duymadım. Tamam. Hocam teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum evet, hocam. Hepinize evet. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür tamam. Ediyoruz. O zaman keyifli geçti. Benim için çok keyifliydi. Yani biraz zor oluyor tabii. Sizler böyle karşımda olmayınca anlatmak çok zor oluyor. Yani bir yere konuşuyorsun böyle. Nereye konuştun belli değil. Ama yine de canlı tutmaya çalışıyoruz. Sizin bütün enerjinizi biz burada harikulade o zaman fotoğraf. Teşekkür ederim. Bayram hocam siz sağlayalım. Tamam mı? Ekran görüntüsü alıyorum o zaman. Evet tamamdır.